suyu tencereye döküyoruz. Ocağın altını da açalım. Üzüm suyunu ekledikten sonra şimdi üzüm suyunun içerisine birkaç tane defne yaprağı, çubuk tarçın, anis atıyoruz anason, birkaç tane karanfil ve şimdi biraz da portakal kabuğu rende yapacağım. Portakalı da ayırıyoruz. File yaparak yanına garnitür yapacağız tatlımızın. Şimdi biraz da şeker ekleyeceğim içerisine. Tatlısını arttırmak için az miktarda şeker koyuyoruz. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Üzüm suyu kaynayacak biraz. İçerisine koymuş olduğumuz baharatlarla birlikte. Biz de bu sırada armutlarımızı soyabiliriz ve temizleyebiliriz. Soyacakla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kabuklarımızı soyduktan sonra şimdi armutu dörde bölelim. Ve çekirdekli kısımlarını ve kalan kabukları da bu şekilde bıçağımızla alıyoruz. Evet, armutları da bu şekilde soyduk. İçerisinden çekirdeklerini aldık. Şimdi bir de büyük olanları ikiye keseceğiz. Bakın bu şekilde. Çok daha büyükse üçe de kesebilirsiniz. Evet, armutlarımız hazır. Biraz önce kaynatmış olduğumuz üzüm suyunun içerisine şimdi armutlarımızı ekleyeceğiz. Armutların hepsini bu suyun içerisine koyuyoruz. Ve pişmesi için kapağını kapatıyoruz şimdi. 15 dakika armutlar pişinceye kadar ocakta tutacağız. Daha sonra armutlarımızı süzdürerek çıkartıp servise sunacağız. Armutlarımız pişti. Şimdi bunları çıkartacağız içerisinden ve sosumuzu kaynatmaya devam edeceğiz. Süzdürerek alabiliriz. Evet, sosumuzun altını tekrar açıyoruz. Armutları da kenara alalım. Daha hızlı soğutmak istiyorsanız buzdolabına veya derin dondurucuya koyabilirsiniz. Şimdi armutlar soğurken biz bir taraftan krem şantimizi hazırlayacağız. Bir taraftan da bu sosu kaynatmış, armutları pişirmiş olduğumuz sosumuzu biraz daha kaynatarak, çektirerek koyulaştıracağız. Şimdi mikserimizin içerisine de krem şantimizi boşaltıyoruz. Ve yavaş yavaş çırpacağız. Kremamız köpürecek. Bu sırada sosumuzu da kaynatıyoruz. Hemen onu da bir kontrol edelim. Koyulaştırıyoruz. Dilerseniz biraz bir nişastayla bağlayarak da sosu koyulaştırabilirsiniz. Biraz nişasta döküyorum içerisine. Ve bu şekilde de sosu da kolaylıkla koyulaştırmış oluruz. Altını da kapatalım. Sosumuz hazır artık. Krem şantimiz yeterince köpürdükten sonra şimdi önce tabağımızı hazırlayalım ve tabağımıza koymak için de buradan birkaç tane taze nane alıyorum. Nanelerimizi yanımıza aldık. Şimdi birkaç tane armutumuzu bu şekilde diziyoruz tabağımıza. Sosumuzu da armutların üzerine gezdiriyoruz bu şekilde. Kremalı sosumuzu da diğer tarafına bu şekilde koyuyoruz ve yemeğimiz artık servise hazır. Birkaç tane de taze nanemiz var. Naneleri de bu şekilde aralara koyabiliriz. Güzel görünmesi için.